İlk söz Sayın Utku Çakır Özer'in. Sayın Çakır Özer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, dışarıda milyonlarca vatandaşımız yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik ile mücadele veriyor. Emeklisi, emekçisi, esnafı, çiftçisi, öğrencisi, memuru, genci, yaşlısı, herkesin tek gündemi geçim sıkıntısı. Peki biz ne yapıyoruz burada? Dün meclis açıldı, ilk gün gazetecinin, vatandaşın nasıl ağzını bantlarız diye sansür yasası getirdi bu iktidar. Bugün de askerimizin yurt dışına gönderecek bir tezkere. Ülkenin gündemi geçim derdiyken asker tezkeresinin aciliyeti nedir? Yani vatanımızı hedef alan çok acil bir tehdit mi var karşımızda? Yok. Ya ne var? Dünya futbol şampiyonası var. Güzel, müthiş bir organizasyon. Ama biz ev sahibi miyiz? Ya da milli takımımız oraya gidiyor da futbolcularımızı, taraftarlarımızı korumak gibi gerçekten hayati önceliklerimiz mi var? Hayır. Peki o zaman nedir bu telaşe? Katar'da Dünya Kupası başlayacak. Ama biz daha birkaç ay önce 3000'in üzerinde çevik kuvvet ve özel harekat polisimizin Katar'a aynı amaçla gönderme kararı çıkardık buradan. Biz o zaman da yanlış dedik. Dinlemediniz, gönderdiniz. Oradalar şimdi. Peki şimdi nereden çıktı bu asker gönderme planı? Niye o zaman mecliste konuşurken siz bundan hiç bahsetmediniz? Demek ki ortada polisimizin de yetemeyeceği bir güvenlik sorunu var. Onun için acil asker isteniyor. O zaman şu soruya yanıt verin. Binlerce polis ve askerimizle Katar'daki şampiyonayı koruyarak hangi ulusal menfaatimizi korumuş olacağız? Değerli arkadaşlarım, askerimiz ve polisimiz Katar'da limanlar, havaalanları, statlar, oteller, takımlar, taraftarların korunmasında yani güvenliğin her boyutunda ana sorumluluğu üstlenecek. Bu sorumluluk büyük riskler içeriyor. Öncelikle tüm uluslararası organizasyonlarda olduğu gibi olağanüstü güvenlik riski var. Terör örgütleri kendilerini göstermek için fırsat kolluyor. Zaten yazmışsınız tezkereye, başta terörizm tehdidine karşı göndereceğiz diye. İkinci olarak Katar'ın bölgede uyguladığı politikaların getirdiği riskleri de üstlenmek zorunda kalıyoruz. Başta Suriye olmak üzere birçok bölge ülkesinde rejim değişikliği hedefleyenlere buradaki saray iktidarı ile birlikte akla gelebilecek her türlü desteği veren bir ülke Katar. Bu maceracı politikalarının riskini neden bizim polisimiz ve askerimizin omzuna yüklüyoruz, soruyoruz. Değerli milletvekilleri, biz ülkemizin Katar ile de diğer ülkelerle de en iyi, en ileri ilişkiler içinde olmasından yanayız. Ama bunun olmazsa olmazı ulusal çıkarlarımız ve ulusal onurumuzun korunmasıdır. Peki Katar ile durum böyle mi? Tezkerede deniyor ki stratejik ilişkimiz var Katar'la. Hangi stratejik ilişki? Çıkın anlatın. Sizin stratejikten anladığınız iki ülke arasındaki ilişki değil. Katar ile saray arasındaki ilişki stratejik. Çünkü değerli arkadaşlarım, bu ilişki Türkiye'nin ulusal çıkarlarını değil, sadece saraydakilerin ikbalini korumaya yönelik bir ilişki. Yok diyene soruyorum. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı'na 500 milyon dolarlık uçak hediye edilmesi stratejik ortaklık mıdır? Başka, işte Sayın Engin Özkoç burada, grup başkan vekilimiz, Sakarya milletvekilimiz. Yıllardır haykırıyor bu kürsüden. Sakarya Arifiye'deki milli servetimiz, tank palet fabrikasının peşkeş çekilişini durdurmak için hep birlikte haykırıyoruz. Ne işi var o milli servetimizin Katar'ın elinde? Tank üreteceklermiş. Katar'ın tank üretme deneyimi var mı? Soruyorum. Var diyenler çıksın, ürettikleri tankı göstersin. O zaman ne var? Rant var, peşkeş var, yandaş iş adamlarıyla yüz milyonlarca doları kırışmak var. Soruyorum, bunun neresi stratejik ilişki? Başka? Antalya Limanı'nın işletme hakkının pazarlıksız, ihalesiz 24 yıl daha Katarlılara verilmesi var. Neden şeffaf ihale yok? Nerede ulusal çıkarımız? Nerede tüyü bitmemiş yetimin hakkı? Biliyoruz, o kavramlar artık sizin lügatınızda yok. Ama iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Anayasa Mahkemesi
bizim meclis grubumuzun başvurusu üzerine limanlarla ilgili bu vahim arsızlık ve hukuksuzluğunuzu iptal etti. Başka, lig maçlarının yayın hakkı kimde? Katarlılarda. İhaleyi verdiğinizde ne söylediniz? Yıllık 500 milyon dolar artı 90 milyon dolar KDV ödeyeceklerdi. Öyle olmadı. Kulüplerimizin canına okudular. Önce borç Türk lirasına çevrildi. Damat Bey diyor ya hani, bakın burası çok önemli. Yaptırdığınız yol, köprü gibi ballı ihalelerde beşli çeteye ödemeleri hep euro dolar ile yapıyorsunuz. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu defalarca bunları TL'ye çevirin dedi. Hiç olur mu? Beşli çete üzülmesin, karlarında eksilme olmasın diye duymazdan geldiniz. Ama konu Katarlıların borcu olunca borç anında Türk lirasına çevrildi. Çünkü saray Katar deyince akan sular durmakta. Yetti mi? O da yetmedi. Katarlı dostumuz ödeyemiyor diye sarayın bir talimatıyla hepimizin vergilerinden 300 milyon lira aktarıldı bu şirkete. Sözde kulüplerin kasasına para yağacaktı ama vatandaşın parası Katar'ın şirketine yağdı. Değerli milletvekilleri, işte biz bu şeffaf olmayan gizli saklı işlere karşıyız. Kimse gelip bu kirli ilişkilerini stratejik ilişki diye yutturmaya kalkmasın. Peki başka ne diyor bu tezkerede? Katar ile bölgesel ve uluslararası platformlarda karşılıklı destek ve dayanışma içindeyiz diyor. Peki gerçekten öyle mi bakalım? Buyurun. Buyurun. Bu fotoğraftakiler kim biliyor musunuz? Bir tarafı Katarlı dostlarımız, kardeşlerimiz. Peki ya diğer taraf? Güney Kıbrıs Rum Kesimi Enerji Bakanı. Neyi imzalıyorlar? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizi yok sayan, Kıbrıs Türk'ünün hakkını, hukukunu yok sayan, Türkiye'nin hakkını, hukukunu yok sayan bir petrol arama anlaşması imzalıyorlar. Bu tezkereyi yazıp Yüce Meclisimize gönderenlere soruyorum. Hani nerede destek, hani nerede dayanışma, hani nerede stratejik ortaklık? Gerçekten öyle olsa Kıbrıs Türk'ünün arkasından iş çevirirler mi? Ülkesini korumak için Katar'a askeri üs dahi kuran Türkiye'nin arkasından iş çevirirler mi? Ama çeviriyorlar işte. Hem de bir değil, iki kez. Bakın, iki ayrı anlaşma imzaladılar. İşte bakın, görüntüleri. Diyebilirsiniz ki biz bu görüntüleri çok gördük. Evet, gördünüz. Ama ne yaptınız? Gereğini yaptınız mı? Şu iktidar kanadından kimse çıkıp da bu nasıl iştir demedi, diyemedi. Çünkü reis dediyse Katar, herkes buna uyar. Yani gördüğünüz gibi mesele strateji falan değil. Peki ya nedir? Mesele saraydakilerin ikbal kaygısı. Karşımızda işte bu şeffaf olmayan ilişkinin ürünü bir tezkere daha var. Saray iktidarı sağladığı ya da sağlayacağı ekonomik kolaylıklar karşılığında Dünya Kupası gibi riskli bir organizasyonun güvenlik sorumluluğunu Mehmetçiğimizin ve polisimizin omuzlarına yıkmakta. Peki ama değerli arkadaşlarım, ortada ülkemize, halkımıza, topraklarımıza bir saldırı, bir tehdit yokken askerimizin, polisimizin canını riske atmaya değer mi? Bakın, bir husus daha var. O kadar beceriksizsiniz ki aynı yere, omuzlarına aynı güvenlik riski yükleyerek gönderdiğiniz polisimizle askerimizin hukuki teminatını bile sağlamaktan acizsiniz. İşte belgesi. Bu elimdeki 2017 yılında bu meclisten geçirdiğiniz askeri anlaşma. Diyor ki, Katar'a gönderdiğimiz askerler Türk hukukuna tabi olacaktır başına bir şey gelirse. İşte bu elimdeki de bu yıl polis göndermek için meclisten geçirdiğiniz protokol. Aynı iktidar. Gönderdiğimiz polisler Katar hukukuna, şeriat hukukuna tabi olacaktır diyor. Polis de bizim evladımız, asker de bizim evladımız. Ama ikisini aynı sağlam hukuk güvencesi altına almayı dahi beceremeyen basiretsiz bir iktidar var karşımızda. Askerimizi, polisimizi kendi beceriksizlikleriyle yarattıkları ekonomik buhrandan çıkış yolu olarak gören bu sorumsuz iktidara mecliste bir kez daha uyarı görevimizi yapıyoruz. Başka ülkelerde katılacak, dostluk, kardeşlik gelişecek falan diye evlatlarımızı Katar kalkanı yapmayın. Ortada bunun hiçbir haklı gerekçesi yok. Batırdığınız ekonomiyi telafi ederiz. Bu inanç, kararlılık, azim bu memlekette ve insanlarında var. Ama sizin liyakatsiz, beceriksiz kadrolarınızın yarattığı ekonomik buhranın bedelini askerimiz, polisimiz canıyla ödemek zorunda kalırsa işte onu telafi edemeyiz. O yüzden yapmayın. Bakın şu anda sayısız iş ilanı var.
Açın Google'a bakın. Katar Dünya Kupası süresince çalışacak güvenlik elemanı arıyor. Yüzlerce, binlerce. Bırakın onlar korusun. Türkiye'nin zaten uğraşacak yeterince tehdit, tehlike var etrafında. Mesela Katar'a gidene kadar dibimizde Tamamlayın sözlerinizi. Mesela Katar'a gidene kadar dibimizde adalardaki anlaşmalara aykırı hukuksuz silahlanmaya neden dur demiyorsunuz? Bizim askerimizi, polisimizi FIFA kalkanı, Katar kalkanı yapmayın. Bu uyarımızı dinlemiyorsanız tarih önünde tüm sorumluluk ve vebal sizlerin boynunadır. Sözlerimi bitirirken aziz vatanımızın korunması için en zor koşullarda fedakarca görev yapan kahraman askerlerimizi, jandarmamızı, polisimizi selamlıyorum. Can güvenliğimiz ve ulusal çıkarlarımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Uyarılarımıza kulak vermeden bu tezkereye onay vermeniz halinde orada ağır sorumluluk üstlenecek kahraman vatan evlatlarımızın ayaklarına taş değmeden ülkemize dönmesi dileklerimle Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.